Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar serimize 9.'suyla devam ediyoruz. Evet, 9.'sunda yeraltı kaynaklarını nerede olduklarını bu kısımda dikkate alalım, yazalım. Şimdi Divriği'de ne var arkadaşlar? O kısımda tabii Sivas Divriği olsun, Malatya Ekiman, Hasan Çelebi olsun. En önemli yatakları buradaydı biliyorsunuz. Divriği deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Demir geliyor. Sivas Divriği ki bulunduğu alan harita itibariyle bu civar tabi bazen haritalardan da sordukları için Sivas Divriği kısmında biz demiri görüyoruz. Peki arkadaşlar diğeri Elbistan, Maraş çevresinde gördüğümüz önemli yeraltı kaynağımız. Elbistan çevresinde gördüğümüz önemli yeraltı kaynağımız. Tabii yine burada biraz bekliyorum. Gelen görüşler itibariyle biraz daha bekleyip yani sizin de cevaplamanız kısmında böyle süre verme gibi bir karar aldım. Dediğim gibi görüşleriniz önemli ki serilerin devamlılığında daha faydalı olması için yine görüş bekliyoruz. Evet, Elbistan'da arkadaşlar Linyit. Linyit ünlü zamanda oluşmuştu. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunuyordu. Evet, Kütahya Emet arkadaşlar. Kütahya Emet çevresinde özellikle Türkiye'nin dünyada birinci olduğu bir maden söz konusu. Nedir o maden? Dediğimizde bor. Antalya Akseki, Konya Seydişehir. Antalya Akseki, Konya Seydişehir çevresinde alüminyumun ham maddesi olan boksit. Mardin Mazı Dağı çevresi. Daha çok ithal ettiğimiz bir madendi bu. Mardin Mazı Dağı çevresi ithal ettiğimiz madenler arasında geliyordu. Gübre yapımında, kimyasal suni gübre yapımında kullanılıyordu. Fosfat arkadaşlar. Yine Adıyaman çevresinde dikkate aldığımızda Adıyaman işte bunun yanında özellikle Diyarbakır gibi illerde yine fosfat bulunuyor. Amasya çevresinde Çeltek vardı ki Çeltek burada önemli rezervini oluşturan örneğimizdi. Amasya Çeltek yine 3. zamanda oluşmuş. Linyit arkadaşlar. Tokat ki özellikle kimya sanayisinde kullanılan, kağıt sanayisinde kullanılan bir maden vardı burada. Tokat için önemli olan madenler arasında. Nedir dediğimizde ağla başlıyordu. Antimon. Muğla Yatağan çevresinde gördüğümüz ki Gökova gibi özellikle santraller bulunuyordu burada. Yine 3. zamanda oluşmuş. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Linyit. Yine çok çıkan sorularda oldukça da fazla çıkacak olan Artvin Murgul, işte Kastamonu Küre, Rize Çayeli, Elazığ Maden, Diyarbakır Ergani, Kader şeklinde kodladığımız bir madendi. Artvin Murgul'da arkadaşlar bakır, Fethiye Köyceğiz Dalaman, Elazığ Guleman çevresinde gördüğümüz daha çok demir çeliğin sertleştirmesine kullanılan Fethiye Dalaman, yine Elazığ Guleman en önemli alanlar arasında Erzincan vardı biliyorsunuz. Erzincan Sivas arasında krom. Afyonkarahisar ki dünyada en kaliteli olarak dikkate aldığımız madenler arasında mermer. Antalya Gazi Paşa Alanya. Antalya Gazi Paşa Alanya bilmemiz gereken alandı. Daha çok sondaj çalışmalarında kullanılıyordu. Ki o alanın sabitlenmesinde işe yarıyordu. B ile başlayan bir madenimizdi bu. Barit. Batman herkes biliyordur ki bilmeyen yoktur. Türkiye'de ilk petrolün çıktığı alandır. Yine Zonguldak herkes biliyordur. Zonguldak deyince akla birinci zamanda oluşmuş kalori değeri yüksek olan taş kömürü gelmekte. Evet, Bursa'ya geldiğimizde arkadaşlar Bursa Uludağ çevresinde daha çok bulunan bir madenimizdi. İki tane ismi vardı. Özellikle elektronik sanayisinde bu ampullerde, floresanlarda kullanılan bir madde ki Wolfram ya da Tungusten. Yine İzmir birden fazla maden sayılabilir arkadaşlar. Biz bir iki tanesini örnek verelim. İzmir Ödemiş. Yine dikkate aldığımız önemli yerlerden birisi Civa. Bunun yanında Zımpara Taşı yine İzmir'de dikkate alınabilir. Çankırı ki 3 yerden çıkarıldığını söylemiştik ya da 3 şekilde elde edildiğini söylemiştik. Denizden, gölden ve yer altından. O da neydi arkadaşlar? Kaya tuzu. Özellikle tuz Çankırı kısmında. Soma yine önemli bir alan. Üçüncü zamanda oluşmuş Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunan Linyit için yine dikkate alabiliriz. Evet, bir kısa tekrarın daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğerinde görüşmek üzere ki görüşlerinizi yine bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.